karşı bir şey yiyeceksin ama. Ne dedin? Benim bir tikim var da öyle bir makyaj tazelemeye gittiği zaman duramıyorum ben. Hemen arkasından tazeliyorum. O yüzden bir gidip geleyim ben. Ben de bir makyajımı tazeleyeyim. Hazır yengin elindeymişken biraz da makyaj dersi ver. Allah muhafaza o kahverengi fardan gözleri çürüyecek diye korkuyorum. Ne de olsa ablam. Ben şimdi sevabına sana ders vereceğim. Açık ve net. Abimle ne haltlar yediğini biliyorum. Dua et. Abim ve abim olduğu için susuyorum. Kafeslemeye çalıştın, beceremedin, eline yüzüne bulaştırdın. Abimi ablana kaptırdın. Ama bak sana da teselli hediyemiz var. Amorti, gerçi sahip olduklarına bakacak olursak piyangonun ta kendisi değil mi? Bak boşuna kalmadın. Nedim'i kaptın. Bence akıllı ol ve boşanana kadar Nedim'in nimetlerinden faydalanmaya devam et. Yani sen şimdi diyorsun ki ben yengemi yedirtmem. Abimi Morinç'e, abimi dünya yansa senin gibisine yedirmem. Ha bu arada, iyi para harcıyorsun ama hala ucuzsun. Bu iki etti Damla. Sen sakın ama sakın benim elime düşme. Kardeşinin aldıklarına. Sana da aldık işte aynalarından. Şunları karıştırıp bir taraflarını kaldırma şunu. Yani öylesine bakıyordum. Ayrıca sana aldık deme. Kendin aldın, kendin giyeceksin. Ay tatlım küfür mü ettin şimdi sen bana? Yani senin bedenindeki şeyler bana olur mu zannediyorsun? Farkındaysan ben sıfır bedenim. Ne oluyor ya? Neye bakıyormuş abla? Sen yoksa benim cicilerime mi bakıyorsun? Paketleri karıştırdım ben. Kesin. Kesin öyledir. O değil de... Bu gece kocalarımız yaşayacak desene. Yok, yok, yok. Daha nereye bakayım ki ben? Gerçekten kaçta göz arasında çıktı dışarı herhalde. Ben göremedim. Aa, sen hala burada mısın? Ben çoktan çıktın sanıyorum. Bulamadın mı küpeni? Yok, vallahi billahi yok. Ay ortalığı da darmadağın ettim. Neriman gelmeden toplayayım, vallahi diline düşerim. Toplarız, toplarız. Ben yardım ederim sana. Şunu çekiversene, çarşafları değiştirelim. Ne
sen yokken köşkün tadı yok. Sıkıntıdan patladım vallahi. Ne zaman dönüyorsunuz? Yoldayız baba annem, yoldayız. Ay neler aldım var ya, görünce bayılacaksın. Kız ben ne bayılacağım? Kocam bayılsın, koca. Aldım alacağımı. Vallahi da billahi de aldım. Ben de diyordum ki Nurten Hanım nerede? İşi kaytarıp seherle mi kaynatıyordun? Fokur fokur kaynatıyordum hem de. Fokur fokur. Ah keyfine bin maşallah. Senin suyunu kaynatıyordum fokur fokur. Bak Nedim. Bu hırs. Bu gözü karalılık senin değil. Karın olacak o paçavranın ve büyük şeytanın pis gözü bunlar. İstersen sabahtan akşama kadar inkar et. Onların tesiri altında olmadığına inandıramazsın beni oğlum. Benim bana ait olanı istemek için kimsenin tesiri altında olmaya ihtiyacım yok amca. Peki. Tesiri altında olmadığın için mi hala o ahlaksızdan boşanmıyorsun? Evliliğimin bu konuyla bir ilgisi yok amca. Öyle mi? Öyle. Var! Bana martabal okuma. Senin o uğursuz evliliğinle her şeyin ilgisi var. Gece boşanıyorum diye yatıyorsun. Sabah boşanmıyorum diye kalkıyorsun. Bana da kuzenli de o utanmaz karının ağzıyla konuşuyorsun. Diline dolamış, sana da bulaşmış. Benim, benim, benim. Tamam. Senin. Hisselerini mi istiyorsun? Şirketi mi istiyorsun? Karından boşan, şirket senin. Sen çıldırdın mı Hagen? Ne demek boşanma şartı koydum? Yani boşandıklarında koskoca şirketi sen ne deme mi vereceksin? Ya ne yapayım Şeniz? Şirket onun. Babadan kalma onun. Vermiyorum mu diyeyim? Batarız Agah. Batarız. Daha eğitimini bile tamamlayamamış bir çocuk şirketi nasıl idare eder? Abartma Şeniz. Ne batması? Elimi üstünden çekecek halim yok ya. Harika. Elin üstünde olacak. Ama koskoca Karaçay Holding'in tek sahibi tek başına Nedim olacak. Ya senin emeklerin? Ya yıllarca döktüğün alın teri ona olacak? Mümtaz. Mümtaz geminin sahibiydi. Tamam. Ama kaptan sendin. Mümtaz varken de yokken de o gemiyi sen tek başına, sen tek başına götürdün. Çocuklarından, karından çaldığın zamanı sen o şirkete verdin. Şimdi. Şeniz. Sen benim bugün gördüğümü görmedin. Bugün o ikisinin şirkette ne haldeydiler görmedin. İkisinin de gözünü resmen kan bürümüştü. Biri oğlum, diğeri yeğenim. İki evlat Şeniz. Babalık ettiğim iki evlat. Ben bugün o iki evladın birbirine düşman kesildiğini gördüm. Harika. Onca yıl alın teri döktüğün şirketle ilgili kararı. Bir iş insanı olarak değil. Bir aile babası olarak veriyorsun. Harika. Ben o alın terini oğlumla yeğenim birbirine düşman kesilsin diye dökmedim Şeniz. Bak, bu iş uzayacak. Ben vermem diyeceğim, o alacağım diyecek. İki çocuk birbirine girecek. Bırak böyle olacağına boşansın. Boşandıktan sonra ne alması gerekiyorsa alsın. Hatta tamamını alsın. Cenk de Damla da istedikten sonra şirketteki istikballeri hazır zaten.
Bu iş inatlaşmaya giderse o zaman istikbal karanlık Şeniz. Yanlış yapıyorsun. İkisi de benim evladım. Oğullarımı birbirine düşürmem Şeniz. O çocukları birbirine düşman ettirmem. Değil şirket. Canımı alsalar düşman ettirmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.